Uşak Eczacılar Odası Başkanı Oğuz Kağan Şahin, EGTV Uşak Koordinatörü Alaaddin Karahan'a açıklamalarda bulundu. Uşak Eczacılar Odası Başkanı Oğuz Kağan Şahin, EGTV Uşak Koordinatörü Alaaddin Karahan'a açıklamalarda bulundu. Sorularımız olacak. Efendim bizlere burada aradığınız için teşekkür ediyoruz öncelikle. Ben teşekkür ederim. Evet Oğuz Bey, şu an gündemde maskeler var, dağıtılıyordu, dağıtılacaktı derken şifre gelecekti, kod gelecekti, kod var ama kendisi yok denen bir maske sorunumuz var. Bununla alakalı neler söyleyeceksiniz? Aslında yapılan açıklamalarda ayrıntılar şeklinde verilen bazı genel bilgiler var. Onlara dikkatli incelenirse, dikkatli dinlenirse şu fark edilecek. Öncelik 30 büyükşehir ve Zonguldak'taydı. Çünkü salgın bizim gibi şehirlere göre orada biraz daha hızlı seyrediyor. Türkiye'de üretilen maskenin belli bir limiti var. Bu limite bağlı da illere dağıtılma hızı var. Bu nedenle Uşak gibi illere ilk etapta maske gönderilmedi. Hala da Uşak iline maske gelmiş değil. Çünkü çok büyük illerdeki, çok büyük miktarlardaki kullanım yüzünden oralara öncelik veriliyor ve bu da normal. Vatandaşlarımıza ben hep daha önceki röportajlarımda da belirttim. Maske alıp dışarıya çıkmak doğru bir yaklaşım değil zaten. Maske sadece zorunlu olanların kullanacağı bir ekipman, koruyucu. Ama %100 koruyucu da değil. Yani bunları biz her fırsatta vatandaşlarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Özellikle belli yaş gruplarında, belli hastalıklara sahip kişilerin asla sokağa çıkmaması lazım. Maske ile alakalı sorunların önümüzdeki haftalarda çözüleceğine inancım tam. Çünkü devletimiz dört yandan maske üretimine geçmiş durumda. Oda Başkanı Şahin açıklamasında vatandaşların sakin olmasını, Uşak'ta yaşayan henüz hiçbir vatandaşa kod gitmediğini, ikameti büyük şehirde olanlara maske kodu geldiğini söyledi. Uşak'ta lütfen vatandaşlarımıza önemle rica ediyorum. Acele etmeyin. Mutlaka size de maske gelecek. Sağlık Bakanlığı'ndan direkt maske bilgisi, maske kodu şeklinde maske kodları geldikten sonra eczanelere başvurabilirsiniz. Şu ana kadar benim gördüğüm Uşak'ta, Uşak yerleşik yani ikametgahı Uşak'ta olan hiçbir vatandaşımıza kod mesaj gelmiş değil. Sadece Uşak'ta yaşayan ikametgahı başka büyük şehirlerde olanlara gelen kodlar var. Onlar da yanıltıcı oluyor çünkü daha henüz eczanelere bir maske temin edilmiş değil. Peki bu sürecin başladığı dönemlerde işte bazı eczaneler bazılarında yüksek fiyata sattığı için cezalar kesildi. Bir de şöyle bir sorun var. Eczanelerde maske var ama satılmıyor diye bir söylenti var. Bunlarla alakalı ne söyleyeceksiniz? Şimdi bakın o cezalar konusunda çok büyük bir haksızlık yapıldığını düşünüyoruz eczacılara. Ben iki tane Uşak'ta ceza yiyen eczane var. İkisinde tutanak ve ceza miktarı 2 TL. Halbuki bana şu anda en son aldığım maskenin bana gelişi 4 TL. Yani 2 liradan satıldığı için eczacılara ceza kesildi. Burada eczacılarımız geçtiğimiz yıllarda aldıkları faturaları beyan edip orada bir kendi aralarında yani bir anlaşmazlık oldu. Hata sonucu bu cezaları yediler.